Geçtiğimiz sezonu Beşiktaş ve Galatasaray'ın ardından 3. sırada tamamlayan ve 2021 ila 2022 sezonunda mutlak şampiyonluk arayan Fenerbahçe, Süper Lig'in yeni takımı Adana Demirspor'a konuk oluyor. Maçın yayın saati, kanalı, muhtemel 11'leri ve hakemi merak konusu oldu. Peki, Adana Demirspor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Süper Lig'de 2021 bölü 22 sezonunun ilk haftasının sonucu en çok merak edilen maçında Adana Demirspor ile Fenerbahçe kozlarını paylaşacak. Tam 26 yıl aradan sonra Süper Lig'e geri dönen Mavi Şimşekler, sezona galibiyetle başlamayı amaçlıyor. Şampiyonluk hedefiyle lige giren Vitor Pereira yönetimindeki Fenerbahçe ise zorlu deplasmandan galip ayrılıp sezona moralli başlamayı hedefliyor. Adana Demirspor'da Metehan Mimaroğlu, Fenerbahçe'de ise Dimitrios Pelkas, Mert Hakan Yandaş ve Valencia sakatlıkları nedeniyle maç kadrosunda olmayacak isimler. Maç ile ilgili detaylar merak ediliyor. Adana Demirspor Fenerbahçe maçı 15 Ağustos Pazar günü saat 21.45'te Beyin Sports 1'de canlı yayınlanacak. Maçın ardından özet görüntüler A Spor ekranlarında yer alacak. Adana Demirspor Fenerbahçe maçı muhtemel 11'leri A. Demirspor, Murik, Svensson, Tayip, Rasol, Kaan, Sinan, Stambuli, Belhanda, Akintola, Gökhan, Balotelli Fenerbahçe, Altay, Tisrint, Sızalayi, Novak, Osayi semul Zajise, Gustavo, Ferdi, İrfan Can, Mesut, Serdar Fenerbahçe'de iki önemli eksik. Fenerbahçe, Adana Demirspor deplasmanında iki önemli oyuncusundan faydalanamayacak. Sarı lacivertlilerde hazırlık döneminde en çok göze çarpan iki hücum oyuncusu maç öncesi yaşadıkları sakatlıklar sebebiyle takımını yalnız bırakacak. Fenerbahçe'de omuz sakatlığı bulunan Dimitris Pelkas ile Adele ağrısı yaşayan Enir Valencia, Adana Demirspor karşısında forma giyemeyecek. Fenerbahçe, sezon öncesi şu ana dek 5 yeni transferle kadrosunu güçlendirdi. Sarı lacivertliler, Burak Kapacak, Çağatay Kurukalıp, Steven Colker, Serdar Dursun ve Minja Kimi kadrosuna kattı. Fenerbahçe'de Adana Demirspor maçı öncesi ise bu isimlerden şu ana dek sadece Serdar Dursun'un lisansı çıkarıldı. Sarı lacivertlilerde diğer oyuncuların ise Adana Demirspor deplasmanında oynaması için maç saatine kadar lisanslarının TFF listesine eklenmesi gerekiyor. Vitor Pereira dün yapılan antrenmandan önce öğrencileriyle bir toplantı düzenledi. Portekizli çalıştırıcı hazırlık dönemi boyunca çok iyi çalıştıklarını belirterek şimdi bunun meyvelerini toplama zamanı. Lig'e 3 puanla başlamak moral açısından son derece önemli. Rakibimiz ligin yeni takımlarından ve çok iddialı transferler yaptılar. Onlar da Fenerbahçe gibi bir takıma karşı kazanarak başlamayı çok isteyecek. Dikkatli olmalı ve motivasyonumuzu 90 dakika boyunca korumalıyız dedi. Adana Demirspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, Fenerbahçe'nin kaliteli bir kadro kurduğunu, yeni hocalarıyla farklı bir sistem denediklerini söyledi. Takım olarak bu gelişmeleri takip edip planlama yaptıklarını kaydeden Aybaba, "Takımımız hazırlık maçlarında çok başarılıydı. Eksikler toparlandı ve oyuncular performans açısından çok güçlendi. Hiç sakatlık yaşamadık. Ekibimiz çok iyi çalıştı. Bu maça da kazanmak için çıkacağız." dedi. Süper Lig'in ilk haftasında yarın Adana Demirspor'a konuk olacak Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş'ın sağ ayağında kısmi yırtık tespit edildi. Kulüpten yapılan açıklamada, futbol takımının bugün gerçekleştirdiği antrenmanda Mert Hakan Yandaş'ın ağrı hissetmesi sebebiyle Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde MR çekildiği belirtilerek oyuncunun sağ kasında kısmi yırtık tespit edildiği bildirildi. Mert Hakan Yandaş'ın tedavisine başlandığı kaydedildi. Akdeniz ekibi Süper Lig'de kalıcı olmak için kadrosunu önemli transferlerle güçlendirdi. Mavi Lacivertliler, Mario Balotelli, Yans Belhanda, Benjamin Stambouli, Birkir Biarnasın, Birit Asombalonga, Canis Svensson, Arijanet Murik, David Akintola, Lucas Castro, Metehan Mimaroğlu ve Ferhat Kaplan'ı kadrosuna kattı. Geçen sezon kiralık olarak forma giyen Muhammed Şengezer, Yunus Akgün, Berk Yıldız, Emircan Altıntaş, Mihail Ergemlidze ve İsmail Yüksel ile sözleşme yenilemeyen Adana Demirspor, Emilijis Zubas, Hamido Traore, Hasan Kılıç, Okan Alkan, Levent Ayçiçek, Hamza Ok, Kerim Avcı, Berkant Yayla ve Süleyman Koç ile yollarını ayırdı. Adana Demirspor, Süper Lig'in ilk haftasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Yeni Adana Stadında saat 21.45'te başlayacak maçı hakem Ali Şansal'ın yönetecek. Karşılaşmayı, tribün kapasitesinin %50'si kadar taraftar da stattan izleyebilecek. Adana Demirspor, Süper Lig'de en son 1994 ila 1995 sezonunda karşılaştığı Fenerbahçe'ye 3 ila 0 ve 1-0 yenilmişti. En yeni gelişmelerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.